Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine İYİ Parti'ye yaptığı komşuluk teklifini bitirdiğini ilan etti. Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır dedi. Bahçeli partisinin kurultaya gideceği tarihi de açıkladı. 17 Mart 2024'ü işaret etti. Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır. İYİ Parti'ye yaptığı komşuluk teklifi soruldu. Verdiği cevapla komşuluğu bitirdiğini ilan etti. Özgür Özel'in genel başkan adaylığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği yanıtsa dikkat çekti. Altılı masanın en yetkilisi, en fazla oyu alan kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nu topladı. Toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Sonrasında kameralar karşısına geçti. Partisinin kurultay tarihini ilan etti. 17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14. olağan büyük kurultayımızla da düğümlenecek demokratik süreçte İl ve ilçe kongrelerimizi yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Bahçeli'nin gündeminde Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili tartışma yaratan o sözleri de vardı. Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır. Bahçeli, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değindi. Defter kapatılmalı dedi. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği ile doğmadık, Avrupa Birliği ile de ölmeyiz. 60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Ve Karabağ'da Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu. Azerbaycan yüreğinin yerine getirmiş ve ne yapmak istiyorsa yapmıştır. Avrupa Birliği'ne söz düşmez. Önce onlar Fransa'ya baksın, Almanya'ya baksın, İngiltere'ye baksın. Avrupa Birliği kökten kendisine baksın. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'dan bu yana Türkiye'ye yurt dışından 10,4 milyar dolar dış finansman sağlandığını duyurdu. Önde gelen tüm ekonomiler Türkiye'yi yatırım için radarına aldı dedi. Alınan kararlar meyvelerini vermeye başladı. Son 2,5 ayda toplam 10,4 milyar dolar dış finansman sağlandı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Dış finansmana erişimdeki problemlerin aşıldığını vurguladı. Adeta önde gelen tüm ekonomiler Türkiye'yi yatırım için radarına aldı. Haziran'dan bu yana yurt dışından bankacılık sektörümüz 6 milyar 767 milyon dolar, bankalar dışı finansal kuruluşlarımız 367 milyon dolar ve reel sektörümüz 3 milyar 266 milyon dolar olmak üzere toplam 10.4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladı. Bu ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir. Bakan Şimşek, yürütülen rasyonel program sayesinde Türkiye'ye olan güvenin de giderek arttığına işaret etti. Son bir ayda bankaların sağladığı dış finansmana dikkati çekti. Hükümete olan güvenin perçinlenmesiyle dış finansmanda yaşanan problemler de çözülüyor. Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası, Exim Bank, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, Denizbank ve İş Bankası Ağustos ve Eylül aylarında çıktığı ihraçlarda yüksek oranda ilgi görürken, son bir ayda ülkemizin bu bankalarının yaptığı ihraçlarla toplam 2 milyar 57 milyon dolarlık finansman sağlandı.